Birliği çok güçlü bir yer. Yani şimdi Avrupa Birliği çatır diyor, oh olsun falan. Yok, bir de bize bir şey. Girmeye çalışanlara, işte oraya hala girmeye mi çalışıyor diyenler çok komik bence halleri. Avrupa Birliği 100 tane Yunanistan'ı da toparlayabilir. Ama aynı hata yapmak istemiyorlar şu anda. Yani tekrar onlara kurtarıp, balık verip, hani balık tutma ya zorlamak istiyorlar balık vermek yerine. Çünkü bugüne kadar o hatayı yaptılar hep. Kurtardılar, düzelttiler, eksiklerini tamamladılar. Orada bir işleyen bir sistem oluşmadı. Evet, ya işte. Yunanlılar çünkü şöyle bir tarafı da var, yani hakkaniyetli davranmıyorlar. O paraları yediler yani. Adamlar çalıştılar, onlara verdiler, onlar da o paraları harcadılar. Yani milli onur, gurur borcunu ödemektir bence. Batı Trakya'ya gitmiştim. Herkes tütün için aldığı hibeleri, Avrupa Birliği'nin aldığı hibeleri otomobil alıyordu. O yani Almanya'ya gidiyor para, evet. Hepsi Alman arabasıydı, Fransız arabasıydı. Yani hibeler tekrar oraya döndü ama bu Almanların, Fransızların tercihi değildi. Oraya tütün ekin, daha üretin bir şeyler diye verilmiş paralardı. Üretin bize de satın, bunu satın diye vermişler. Evet, yani sen bu parayı tekrar benim otomobilimi almak için kullan dememişti. Kazanmadan, çaba sarf etmeden. Bu bir çocuk için de öyledir ya, yani insanlara belli zaruretler oluşturmanız ve kaldırabileceği bir takım yükler yüklemeniz lazım. Evet. Bu meseleler böyle çok basit, verdikse işte kurtulsun değil. Yani bunun işin psikolojik tarafı var, başka tarafları var.